öncelikle hoş geldiniz diyorum. İkinci oturuma Türkiye'nin güvenliğinde NATO'nun rolü konulu paneli açmadan önce bu paneli davet eden Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne sevgili arkadaşım Filiz Başkan'a bütün öğretim üyelerini ve aslında çok güzel bizlerle karşılaştığım bu panel katılımcılarına da çok teşekkür ediyorum. Çok eski dostlarımı bu sayede görmüş oldum. Bunlardan biri hem sevgili arkadaşım hem hocam Güldür Aybet. Panelimiz Profesör Doktor Güldür Aybet'in NATO-Türkiye ilişkilerinin 60 yılı konulu sunumuyla başlayacağım. Güldür Hoca ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Profesör Doktor Güldür Aybet şu an hem İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde hem İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak bulunuyor. Southampton ve Londra Üniversitelerinde elde ettiği yüksek lisans derecelerinin ardından Nottingham Üniversitesi'nde Avrupa Güvenliği Programı'nda doktorasını tamamladı. Daha önce Center for Transatlantic Relations, Johns Hopkins Üniversitesi, University College School of Advanced International Studies, Oxford Üniversitesi, St. Anthony's College'de misafir öğretim üyeliğinde bulundu. Bilkent, Nottingham, Sabancı Üniversitelerinde Roma'daki NATO Defense College'da da dersler verdi. Aynı zamanda Washington DC'deki Woodrow Wilson Center'da yürüttüğü projelerle de politika önerileri geliştirdi. Politika alanına da katkıları oldu. British Academy ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı hibelerle çeşitli önemli projeler yürüttü Güldür Hoca. Profesör Aybet, NATO Parlamenterler Meclisi ve Londra'daki Royal United Service Institute for Defense Studies için çalışmış. Ayrıca İngiliz parlamento komitelerine güvenlik konularında danışmanlık yapmıştır. Özellikle NATO ve AB çerçevesinde transatlantik ilişkileri, Türkiye siyaseti ve dış politikası, Balkan siyaseti, Bosna Hersek'te devlet inşası ve savaş sonrası yeniden yapılanma konularında çalışmalar yapmaktadır. Yayınları arasında çok çeşitli yayınları var ama önemli üç kitabı var. Bunlardan bir tanesi yeni, iki yıl önce yayınlandı. NATO In Search of a Vision, Georgetown University Press'ten çıktı. Daha önce de çeşitli güvenlik, Avrupa güvenliği ile ilgili çalışmaları, kitapları bulunmakta. Ve uluslararası dergilerde taranmış çok çeşitli, çok fazla sayıda da makalesi var. 2001'den beri Canterbury'deki Kent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Programı'nda ve 2010'dan beri de İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümünde öğretim üyeliğini sürdürmekte Güldür Aybet. NATO-Türkiye ilişkilerinin 60 yılı konulu konuşması için onu Kent'ten İzmir'e davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Beni duyabiliyor musunuz? Çok güzel. Öncelikle tanıtımı organize Uluslararası İlişkiler Kurumu İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum bu uzaktan olağanüstü teknik güçlüklerle sağladığınız bahsi için. Virtual bir ortamda da olsa sizi, hepinizi, tüm eski arkadaşlarımı görmek çok güzel burada. Hepinizi selamlıyorum. Ben şimdiki konuşmam için bu NATO'nun değişen hem kavramsal olarak hem operasyonel olarak değişen çeşitli şeylerini görüşecek anlatacağım. Bir de ayrıca bu NATO'nun değişen kapsamı içinde Türkiye'nin rolü üzerinde de konuşacağım. Fakat başlamak için herhalde en iyi yani nokta NATO yani Soğuk Savaş bitiminden bu yana yani son 20 yıldır nasıl gelişti sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz. Yani bir kolektif savunma kurumu ile bir kolektif güvenlik kurumu arasında değişik roller üstlendi ve şu anda bence bir kolektif savunma kurumu ile bir kolektif güvenlik kurumu arasında bir belirsizlik içinde olan bir organizasyon. Ve Libya ve Afganistan'daki operasyonlar bu belirsizliği daha da vurguladı. Öncelikle ailenin de bahsettiği gibi bu Georgetown University Press'te Rebecca Moore ile derdiğimiz çalışmamızda biz NATO'nun üstlendiği bir takım yolları
hani gerekse kolektif güvenlik, gerekse kolektif misyonları dan dolayı yaptığı değişik operasyonlarda vizyonunu kaybettiğini öne sürdü. Derlediğimiz kitapta Jamie Shea gibi NATO üst düzey yetkililerin yazıları da bunu teyit ettiğine göre ciddi bir vizyon eksikliği var maalesef. Kitabın 2010 Kasım ayında Lisbon zirvesinden önce basılması ise Lisbon sürecindeki bu vizyon eksikliğini gidermek için kurulan ve stratejik konseptin temelini çizen Group of Experts, yani uzmanlar grubu çalışmalarında bizim kitap referans alınmıştı. Bu grup biliyorsunuz Sayın Madeleine Albright başkanlığında yapıldı. Nitekim bütün çabalarımıza rağmen Albright başkanlığında yürütülen bu kurum, sonra da stratejik konsepte ortaya konulanlar bize gösterdi ki stratejik konsept gelecek 10 yıl için bir vizyon çizmedi. Gerçi bu döküman bütün bu seviyedeki üst düzey dökümanlar gibi, bir yol haritası çizen dökümanlar gibi bir compromise document oldu. Yani burada her müttefik üyesinin karşı çıkmayacağı, uyacağı ve kabul edeceği kavramlar bir araya getirilip bir diplomatik diliyle sunuldu. Bu tip dökümanlar bizim gördüğümüz yani çevremizde yol eksikliğine bir çözüm getirmiyorlar. Şimdi konunun ana problemini çizdikten sonra biraz kavramlar üzerinde duralım istedim. Şimdi kolektif savunma nedir? Yani kolektif savunma NATO'nun geleneksel görevidir. Yani bir grup müttefikin dışarıdan gelecek bir tehdide karşı askeri savunma yapması. Burada önemli olan yani husus dışarıdan gelen bir tehdide karşı. Kolektif güvenlik ise bu daha çok BM'nin yaptığı bir iş. Yani kurumun üyelerinden bir tanesi kurumun değerlerini karşı çıkarsa veya zedelerse diğer üyeler tarafından bir şekilde cezalandırılması. Bunlar yaptırımlar da olabilir, askeri müdahale de olabilir. Yani bir yerde kolektif güvenlik içten gelen bir tehdit oluyor. BM kapsamında görürsek. Kolektif savunma ise dıştan gelen tehdit. Bu NATO'nun yaptığı. Şimdi NATO ne yaptı 90'larda? Hem kolektif savunma yapan bir kurum olarak devam etti. Yani müttefiklerinin güvenliği ön planda dışarıdan gelen tehdide karşı. Fakat aynı zamanda BM namına, hatta bazen BM'nin onayı olmadan bile daha küresel anlamda kendi bölge alanının dışında kolektif güvenlik operasyonları da yaptı. Yani onun için ikisinin karışımı dediğim buydu yani konuşmamın başında. Şimdi vizyon eksikliğine gelince burada bir tanımlama daha yapmak istiyorum. Bu grand strateji tanımlaması. Grand strateji dediğimiz şey nedir? Mesela bu bir devletin ve bir grup devletin güvenlik veya güvenlik dışı amaçlarını uygulayan askeri ve sivil yöntemler. Yani bir yerde grand strateji bir üst siyasi amaca hizmet eden askeri ve sivil yöntemler var. Fakat burada amaç sadece siyasi değil, değerler taşıyan kavramsal bir amaç da var. Yani bu kapsamda mesela NATO'nun soğuk savaş genel stratejisi nedir? Ve soğuk savaş sonrası genel stratejisi nedir? Ve bunlar neden çıkmadı girmiş? Şey anlatacağım. Aslında 45 sonrası dünya düzeninin kavram ve kurumlarının ilk defa olarak sorgulandığı bir döneme girdik. Ve NATO'nun da grand stratejisinin bir çıkmaza girmesi bu yüzden çok doğru. Şimdi NATO'nun ilk grand stratejisi bir Batı güvenlik topluluğu içindeydi. Yani güvenlik toplulukları nedir? Sadece bunlar askeri müttefiklikler değil, temelinde değerleri, prensipleri olan topluluklar. Onun için bu yüzden sadece güvenliği değil, değerlerin de korunması anlamına geliyor. Şimdi bu Batı güvenlik topluluğu ki NATO bunun bir parçasıydı, bunun grand stratejisi şuydu. Yani liberal, uluslararası bir düzeni kurmak ve korumak. Yani bu İkinci Dünya Savaşı sonrası onun dünya düzeninin temeli. Bu liberal düzen iki şey mümkün oldu. Birincisi uluslararası askeri güç projeksiyonu ki bunu NATO üstlendi. İkincisi bu güvenlik topluluğunun değerlerine meşruiyet kazandıran uluslararası kurumlar kurmak. Yani bu NATO'dan yanı sıra bunun içinde GATT, IMF, AB, bütün bu Bretton Woods sistemini
konuşabiliriz yani bu kapsamda. Ve dediğim de çok enteresan. Yani bütün bu düzenin, kutupların, kavramların ilk defa sorgulandığı bir döneme giriyoruz. Yani finansal krizin de bunda önemli bir rolü var. Şimdi o zaman Soğuk Savaş dönemi, birinci grand strateji şöyle diyebiliriz. Bir yaşam tarzını başka bir yaşam tarzına karşı korumak. İşte temelde zaten NATO'nun askeri gücü yanı sıra değersel ve yani normatif bir gücü olduğu dönemde bu ortaya çıkar. Yani NATO sadece askeri bir kurum değil, normatif bir kurum aynı zamanda. Şimdi Soğuk Savaş dönemi ertesine gelirsek 90'lı yıllar, işte burada kolektif savunmadan kolektif güvenliğe geçtiğimizi görüyoruz. Ve burada bir ikinci grand strateji doğuyor. Bu da sadece dıştan gelecek tehditler değil, güvenlik topluluğun değerlerini ve kurumlarının meşruiyetini sarsacak kötü örneklerle savaşmak. Buradaki en büyük kötü örnek Yugoslavya'nın çöküşüydü. Çünkü mesela BM kapsamında insan hakları ihlalleri olan yerlere meşru müdahale yapmak, güvenlik topluluğun yaşam tarzını savunmaktan öte o yaşam tarzını başka toplumlara taşımak, mesela bu komünist sonrası çöken ülkelere. Ondan sonra ve burada bir rezistans olduğu zaman bu yetkilere yaymak ve gerektiği zaman zorla yaptır, hatta askeri müdahale ile kabul ettirmek. İşte burada NATO hem askeri hem normatif bir güç oynayabildi. Bu da çok enteresan. Onun için değersel, yani normatif olarak NATO 90'lardan daha güçlü bir an yaşamadı tarihinde. Ve Bosna ve Kosova operasyonu tamamen bu meşruiyet çerçevesinde oluştu. Ki Kosova müdahalesinde NATO bunu biliyorsunuz BM Güvenlik Konseyi onayı almadan bile yaptı. Şimdi 11 Eylül sonrası grand strateji nerede? Şimdi bunu Afganistan ile bir kolektif savunmaya dönüş olarak görebiliriz. Yani artık sadece Yugoslavya gibi kurumların değerlerini zedeleyecek kötü örnekle savaşmıyoruz. Ama yeni bir düşmanla savaşılıyor. Ama bu gene Soğuk Savaş döneminden çok farklı. Çünkü bu bir yeni kolektif savunma gerektiriyor. Yani hudutları olmayan bir kolektif savunma. Bunu İngilizce olarak borderless collective defense olarak ben yazmıştım. Çok sevindim. Son diplomatlar bunu bir yerden pick up yapmış ve NATO yazılarında bu gözükmeye başladı. İşte Libya ve Afganistan ondan dolayı bir rahatsızlık getirdi bence. Çünkü bir kolektif savunma ve güvenlik karışımı sunuyor. Fakat meşruiyet konusunda 90'lardaki Balkan operasyonları kadar belirgin değil. İşte burada zaten yani bundan öteye çıkıyor. Yani çok farklı operasyonlar bunlar 90'lardakinden. Şu anki sorunlar, yani iki sorun ve iki çözüm ortaya çıkıyor bundan dolayı, bu karışıklıktan dolayı. Birincisi, NATO'nun nasıl küresel, yani global ortaklıklarla daha küresel bir rol oynayabileceği, biraz da bu borderless collective defense, yani hudutları olmayan kolektif savunmadan. İkincisi, şu anda tek algılamaları açısından ikiye ayrılmış bir müttefiklikle konuşuyoruz yani NATO hakkında ve neden bu ikiye ayrılmış? Şimdi bu ikiye ayrılmış NATO üzerinde duralım bir. Şimdi NATO içinde bazı müttefikler bölge için savunma, bölge içi savunma hakkına teminat istiyor. Yani mesela NATO bölgesi dışındaki operasyonları kendi güven açısından önemli bulmuyor. Bölge içi savunma istiyor. Hatta kendi toprakları üzerinde daha belirgin bir NATO askeri varlığı istiyor. Kim bu müttefikler? Biliyoruz genelde Doğu Avrupalı ve Baltık ülkesi olan müttefikler. Çünkü hala Rusya'yı temel tehdit unsuru olarak görüyorlar. Şimdi diğer müttefikler ise global ortaklıklar aracıyla NATO'nun daha global bir rol üstlenmesini öngörüyorlar. Bilhassa uluslararası istikrar için. Fakat bundan daha önemlisi uluslararası ticaret yollarının açık tutulması için ve stratejik önemi olan yerlerin bu Batı güvenlik topluluğu tarafından kontrol edilmesi için. Yani Afganistan ve Libya yine bunun içine giriyor.
Şimdi burada yapılması güç olan NATO tarafından iki şey var. Birinci, bu bölge içi teminat isteyen, yani Doğu Avrupalı, Baltık müttefiklere teminat verilmek. İkincisi, bölge dışı operasyonlar düzenlemek. Nitekim NATO'nun stratejik konseptinin iki ana teması bunlardı. Müttefiklere bölge içi savunma teminatı, bölge dışı dinamik operasyonlar. Ama kelimelerle söylemek kolay, uygulamak daha zor. Burada bir policy planner olmamanın lüksü içinde akademisyenler bunu çok güzel bir şekilde eleştiriyorlar. Tabii orada değişik ülkelerin pozisyonlarını bir araya getirip uygulanacak bir politika ortaya çıkarmak çok daha zor. Şimdi burada bu iki çelişen şeyi bir araya getirmek için aslında NATO'nun temeli olan Washington Anlaşması'nın 4. ve 5. maddeleri arasında bir denge gerekiyor. 4. madde daha çok kriz yönetimiyle ilgili. Yani burada NATO bölge dışı operasyonları gibi şeyleri 4. maddede daha net görebiliriz. 5. madde ise kolektif savunma. Yani bu her zaman NATO için bir öncelik meselesi. Bir müttefiğe karşı olan bir saldırı hepsi için bir saldırı olarak alınıyor. Şimdi burada müttefik bir ortak vizyonunun bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Fakat olay orada bitmiyor. Ortak vizyonu zedeleyecek başka şeyler de var. Mesela yeni kurulan füze savunma sistemi. Şimdi mesela burada önemli şeylerden biri düşünebileceğimiz, mesela ileride İran bir 5. madde tehdidi olarak görünebilir mi? Yeni kurulan NATO füze savunma sisteminde Amerika başlıca tehdidi İran olarak gördüğünü resmi kayıtlara geçse de belli bir tehdidin isimlendirilmemesi Türkiye'nin ısrarları üzerinde NATO'nun stratejik konseptine yansımamıştı. Yani stratejik konsepte baktığımız zaman bir tehdit geçmiyor, isim. Türkiye füze savunma sisteminde de jenerik tehditler, olası ileride olabilecek tehditleri öngörüyor. Bu füze savunma sisteminin ilk etapında sistemin parçalarını, topraklarını kurmayı kabullenen Avrupalı müttefikler, ki Türkiye buna dahil, diğer ikisi Romanya ve Polonya, bunu kabul etmelerinin sebebi Amerika ile uzun vadeli stratejik ortaklıklarını ulusal güvenlik açısından garantiye almak için. Burada gene görüyoruz ki bir müttefiklik, ortak vizyonu yok. Fakat gene de bu kadar pesimist olmayalım. Hem Türkiye hem NATO ve Amerika için uzun ve kısa vadeli tehdit algılamalarında bağdaşan birçok nokta var. Ayrışan noktalar da var. Şimdi Amerika açısından uzun vadeli transatlantik güvenliğin öncelik alan unsurları iki şey. Biri caydırma politikaları, ki füze sistemi bunun içine giriyor. Öbürü küresel ortaklıklar. Bilhassa Amerika için Global Commons dediğimiz, ne kadar vaktim kaldı aynen? 5 dakika. Çok güzel gördüm. Sonuna geldim. 5 dakikada toparlayabileceğime teminat verebiliyorum. Bu NATO'nun vizyonundan çok daha belirgin bir teminat, onu da söyleyebilirim. Şimdi, yani nerede kalmıştı öyle? Caydırma ve küresel ortaklıklar. Bilhassa Amerika'nın Global Commons dediği, yani küresel ortak alanlar diye düşünürsek Türkiye Türkçe tercümesinde bunlar nedir? Uluslararası denizler, hava sahası, uzay ve siber alan. Amerika için bu küresel ortak alanları engelsiz ulaşım için güvenlik sağlanması en önemli unsur. Türkiye'de bunlara katıldığı için burada ortak vizyon var. Girelim 5 dakika içinde, hemen anlatıyorum. Türkiye nasıl değişti bu müttefikliğin içinde? Yani şimdi 50'lerle 60'larda Türkiye, yani NATO açısından bakıldığı zaman Orta Doğu için stratejik değeri olan bir müttefik olarak görüyoruz. Yani Bağdat Paktı falan vesaire gibi. 70'lerle 80'lerde ise Avrupa için stratejik değeri olarak olan bir müttefik olarak görülüyor. 90'larda hem jeostratejik konumu yüzünden hem de askeri, yani değeri olan bir müttefik olarak görülüyor. Çünkü Türkiye birçok NATO bölge dışı operasyonuna aktif katılımcılık yapıyor, bilhassa Balkanlarda. Şimdi bu üç safhada da Türkiye'yi NATO içinde gayet fonksiyonel bir rolü olduğunu görüyoruz. Fakat şimdi
durum değişti. Bölgesel ağırlığı olan bir güç var. Bölgesel etkili olan bir ülke. Ve burada Türkiye'nin NATO içindeki rolü fonksiyonel bir müttefikten stratejik bir ortaklığa dönüşümü. Bu çok önemli. Bunu daha çok soru cevapta gelecek sorularda daha çok işleyebilirim. Şimdi burada enteresan NATO'nun da rolü değişiyor. NATO da bölge içinde, yani Türkiye'nin bölgesi içinde, mesela Orta Doğu'da çok daha fonksiyonel rol oynayan bir kuruma dönüşmeye başladı. Mesela bunu Libya'dan sonra bilhassa görüyoruz. Yani daha çok BM çerçevesinde teknik roller oynayacak bir kurum olarak görünüyor NATO daha çok. Yani 90'lardaki gibi böyle normatif bir kurum, Batı güvenlik toplumunun değerlerini savunan bir kurum olarak görünmüyor. Daha çok teknik roller üstlenen bir, yani burada bir role reversal var bile diyebiliriz. Türkiye nasıl bölgede daha genel stratejik konulara şekillendiren bir ülke olmaya başladıysa da NATO daha fonksiyonel bir kurum oluyor. Artık eskiden tam tersineydi. Durum böyle olunca şununla hemen bir tek şeyle bitirmek istiyorum. Bir dakikam var sanırım. Şimdi burada Türkiye ile NATO arasında ayrışabilecek şeylerden biri global ortaklıklar. Şimdi NATO hala kendine benzeyen demokrasilerle bu ortaklıkları yürütmek istiyor. Mesela Avustralya gibi. Türkiye gibi bölgesel güçler ise bölgesel güçler için ortak stratejik yapacak ortaklık tercih ediyorlar. Mesela Rusya, hatta Çin gibi. Bu iki ülke hala NATO'nun 90'lardan kalma kendine benzeyen ortaklar kavramına uymuyor. Buradaki olası çekişme, nasıl ortaklıklar istiyoruz küresel alanda? Normatif ortaklıklar mı, yani kendimize benzeyen, yoksa realist bir yandan bölgesel çıkarlar için bizimle birlikte stratejik yönetim yapacak ortaklar mı? Bence Türkiye ikincisini daha önemli olarak görüyor. Burada NATO ile bir ayrışma olabilir. En son Suriye konusunda, ki buna soru cevapta belki dönebiliriz. Türkiye'nin bölgesel güç statüsünü koruyabilmesi için sert ve yumuşak gücü arasında yeni bir denge kurması lazım. Yani bu hard and soft power dediğimiz. Ve bu da NATO olan ilişkilerini takip. Ben burada duruyorum. Çok teşekkür ederim. Bahsetmem lazım. Gerçi geçen bir önceki panelde bunu
bahsedilen noktaları biraz belki açarak devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi aslında dış politika ve uluslararası ilişkiler sadece Türkiye'de değil, bence dünyada da kamuoyunda, hani sokaktaki insanın bir numaralı gündem maddesi değildi. Bir arkadaşımız söyledi, gazeteyi ilk açtığında aman dünyada da neler olmuş diye baktı, izlediği bir konu değil. Bence bu sadece Türkiye'ye ait bir durum da değil. Ama Türkiye'de şöyle ilginç bir durumla karşılaşıyorum ve bu beni hani 20 yıldır gazetecilik yapıyorum ve beni çok şaşırtan bir şey, isyan ettiren de bir şey. Ben genelde yanıma birisi oturduğunda kendi alanım dışında, yani hukukçu olsun, doktor olsun, kim olursa olsun, hep daha çok soru sorarım ve anlamaya, öğrenmeye çalışırım yanımdakinden. Benim yanıma oturanlar nedense hiçbir zaman böyle bir şey içine girmezler. Yani bir gazeteci biraz daha böyle hani başbakan görmüş, cumhurbaşkanı görmüş, ikisini belge görmüş, nasıl, neyi öğreniriz diye hiçbir zaman bakmazlar. Bir iki soru sorup sadece bildiklerini teyidini almaya çalışırlar. O teyidi alamayınca da size hiçbir şekilde de itimat ve güven duymazlar. Yani ben çok bilirim ki çok yakın arkadaşım. Yani işte ne bileyim avukattır, anestezistir vesairedir. Yani ben sanki 20 yıl boyunca ki bu yani muhabirlik sadece Reuters okumak, AP okumak olmamış. Yani dediğim gibi başbakan uçağına binmişsiniz, cumhurbaşkanı bilmem nereye gitmişsiniz. İşte Rum liderle konuşmuşsunuz, NATO koridorlarında gezerken bilmem NATO sözcüsüne soru sormuşsunuz. Gizli belge görmüşsünüz ki demin Mustafa Hoca söyledi, siyaset belgesine baktığınızda aman aman bir şey yok diye. Hakikaten ben biz de zaman zaman yani yayınlamamak kaydıyla bazı gizli belgeler görüyoruz ki hani bazen hakikaten Allah Allah yani hiç de o kadar gizli olmadığını düşünüyoruz. Ama bütün bu tecrübe birikime rağmen yani gününün bütün bir bölümünü ameliyathanede geçiren bir insan dış politikayı sizden daha iyi bilebiliyor. Ve hiçbir şekilde sürekli bir sloganlarla yaklaşma ve bu ezberi bozamıyorsunuz. Yani gerçekten bu akıntıya karşı kürek çekmek gibi bir şey. Yani zaten yani Amerika, işte Türkiye Amerika'nın uşağıdır. Ondan sonra Kıbrıs'ı satmışızdır. Hep böyle sata sata bitmeyen bir davadır bu. Her hükümet geldiğinde satmışlar. Böyle iddialı bir çok sevindim. Ama siz işte şeyler geliyorsunuz, o bilmiyorsunuz siz. Uzman değilsiniz hatta uluslararası ilişkiler yapıyorsanız hiç bilmiyorsunuz demektir. Öyle. Dolayısıyla bununla mücadele etmek, yani bir de ezber bozmak o kadar zor ki, yani bunu her alanda güncel örneklerle vermek istiyorum. Çünkü hani gerçekten çok zor akıntıya karşı gerçekten şey çekmek gibi. Ya ben bir defasında trekkinge gitmiştim Karadeniz'de. Yemin ettim yok ben yani gazeteci olduğumu söylemeyeceğim. Çünkü hakikaten anında yanınıza gelip yani böyle değil mi diyorsunuz? Yok hayır öyle değil yani. Hayır daha satmadık falan deyince. Falan yapıyorlar. Ben artık kendimi saklar oldum. Ay hakikaten saklar oldum. Ben hiç istemiyorum. Hala gitmişim. Çiçek böcek doğa görmek istiyorum. Fakat bir hafta yani böyle ilk iki günden itibaren bizim rehberle bir şey demeye başladı. Yani buraya çok İsrailli turist geliyor. Niye geliyor? Valla işte hazine varmış var. Yani aslında Karadeniz İsrail'in işte büyük Mezopotamya planlarının parçası. Şimdi ben bir yutuyorum, iki yutuyorum, yok parça falan bir yutma konuşmuyor. Yani sonunda üçüncü gün hani dayanamayıp ya bir kardeşim siz gördünüz mü İsrail'li turistlerin yani kazdığını, bir yerlerde bir şey yaptığını görmediniz. Peki yani hadi anlıyorum Suriye, Hatay, Filistin, Irak falan onu anladım da yani bu büyük Mezopotamya hayalinin yani Karadeniz'e kadar uzandığını hiçbir belgede görmedim. Yani bunu nasıl şimdi? Böyle akşam ateşin çevresindeydik. Herkes beni bıraktı gitti. Kala kaldım. Yani hoşlaşmadılar söylediklerimden. Ve bu söylediğime karşı argüman da geliştiremiyorlar. Onun için de ezberde bozamadıkları için ve bıraktılar gittiler. Bir tanesi dedi ki çok naifsiniz dedi. Ben dedim ki Allah cımla alsın. Yani şu yemin bozmayacaktım, konuşmayacaktım, çiçek böcek devam edecektim, iyi insan olacaktım. Yani bunları anlatıyorum. Çünkü gerçekten bizim gazeteci olarak işimiz çok zor bu sloganlara karşı bir şeyleri anlatmaya çalışmak. Dolayısıyla yani bir şey daha söyleyeceğim. Bu da beni inanılmaz derecede
etkilemiş bir şeydir. Çünkü ben bir gazeteci olarak her zaman bir şeyleri sorgularım. Yani ben bunu böyle düşünüyorum ama acaba bu işin başka bir tarafı var mı? Başka bir yönden bakılabilir mi? Başka söyleyen doğru söylüyor olabilir mi? Usame Bin Laden'in öldürüldüğü gün bir televizyon programına giderken, işte kanalın şoförü beni götürürken bir konuşma açıldı ve inanılmaz derecede bir kesinlikle Usame Bin Laden'in kesinlikle öldürülmediğini, kesinlikle yaşadığını, yani zannedersiniz evinin bodrumunda yaşıyor. Yani buna inanmasının ötesinde bunu bu kadar kesinlikle söyleyebilmesi beni dehşete düşürüyordu açıkçası. Dolayısıyla kamuoyunda dış politika denince bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak gibi bir durum var ve biz de buna karşı yani buna böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi basına gelirsek, yani basında da zaten dış politikayla haşır neşir olma bana sorarsanız biraz daha fazlaca 90'lardan sonra mümkün olmuş diye düşünüyorum. Çünkü 90'lar öncesi Soğuk Savaş dönemi zaten Türkiye'nin 3-5 tane dosyası var. İşte Türk-Yunan ilişkileri kemikleşmiş, Kıbrıs meselesi kemikleşmiş. Böyle Türkiye'ye bugünkü gibi yani sürekli geliş gidişler yok. Ve o zaman da bunu daha çok içe kapanık olarak yapıyoruz. Basın, yani mevcut gazetelerin, zaten televizyon kanalı yok doğru düz, gazetelerin çok fazla dış muhabirleri de yok. Bir noktada olanlar da zaten dış politikadan ne kadar anladıkları, uluslararası ilişkilerden ne kadar anladıkları da biraz kuşkulu. Sözüm tamamen meclisten dışarı ama ben biliyorum bir iki tane diplomat ki bana şey derlerdi, yani hani sizin kuşak gene daha iyi, sizden öncekilere biz hani oturtup haber yazdırtırdık, yani biz yazdırdık anlamadıkları için. Gerçekten NATO o anlamda böyle bir kapalı kutu olarak kalmış. Böyle nasıl tam işliyor, nasıl işliyor, işleyişi nedir vesaire. Bunu hani tam olarak da gazeteciler olarak, o da gazetecilerin de tam olarak irdelediği bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben mesela NATO ile ilgili hani 90'lara baktığımızda da bizim yani özellikle mesela bizim kuşağın ilk dönemlerinde de NATO konularını izlerken de yani başlarda bir zorluk çekiyorduk aslında. Çünkü mesela ben hatırlıyorum ilk 90'ların ilk yarısında işte NATO zirvesine gidiyoruz. NATO karargahında toplantılar oluyor ve genelde tabii iki ayrı bölüm oluyor. Bir bölümde gazeteciler oluyor, bir bölümde işte toplantıların olduğu ana mekan ve işte diplomatların bulunduğu yerler. Tabii biz buradan çıkıp buraya giremiyoruz güvenlik gerekçesiyle. Ve hep böyle yabancı ülkelerin diplomatları gelir, kendi ülkelerinin gazetecilere bilgi verirler. İşte içeride biz şu kararı almaya çalışıyoruz, Fransız buna itiraz etti, Danimarkalı ona söyledi. Biz İngiltere olarak işte Danimarka ile Fransa'nın arasını bulmaya çalışıyoruz falan gibi bilgi verirlerdi. Biz zavallı Türk gazetecilerine hiçbir Türk heyetinden biri gelip de ya içeride böyle böyle oluyor, biz de şunu söylüyoruz, şöyle yapıyoruz demezdi. Böyle bir geleneği mesela yani daha sonra